Saat 9, Parametre'de karşınızdayız. Tekrar günaydın. Posta Gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çelik, CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat'la birlikte saat başına dek karşınızdayız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere her sabah olduğu gibi Parametre'den aktaracağız. Saat başına dek karşınızda olacağız. Dün İstanbul'da ihbar üzerine toprağa gömülü olarak bulunan cephaneli kuru sıkı çıktı. Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi 4. Murat Sokak üzerinde bulunan boş arazide akşam saatlerinde polis ekipleri ihbar üzerine arama yaptı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 250 tabanca bulundu. Çıkan tabancalar sayılmak ve olay yeri inceleme ekiplerince incelenmek üzere yere dizildi. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan olayın terör bağlantısı olup olmadığının henüz araştırıldığını belirtti, bilinmediğini söyledi ve kuru sıkı olduğunu aktardı. İlk görüntüler, yansıyanlar, işte ortalığa serilen incelenmek üzere o kuru sıkılara dair görüntüler böyle. İncelemelerin sabah saatlerinde de devam edeceği aktarıldı. Karayolunun güvenliğini sağlarken PKK saldırısında şehit düşen 6 asker için Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören vardı. Askerler, şehitlerimiz törenle son yolculuklarına uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da oradaydı. Mardin'de şehit olan 4 askerimiz yine törenlerle memleketlerine uğurlandı ve cenazeleri memleketlerinde defnedildi. Dün 10 şehidimize veda vardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Şırnak'taki şehitlerimiz için yapılan törenden sonra Şırnak'ta incelemelerde bulundu. Kış, mış yok, operasyonlar devam edecek. Bütün mevsimler içerisinde bunlar neredeyse bileceğiz, bulacağız ve mücadelemiz sürecek açıklamasını yaptı. Terör örgütü DAEŞ insansız hava araçlarıyla saldırdı. 3 asker hafif yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Harekatta ilk kez de milli bomba kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına göre 4 hedefe 5 milli bomba atıldı. Bu da ilk kez kullanılan Suriye sınırında gerçekleşen gelişmelerden biriydi. Almanya Dışişleri Bakanı bir hafta uçuşa yasak bölge ilan edelim demişti. Merkel bu şartlarda bölgede uçuşa yasak bölgenin ilanı kolay değil, zor açıklaması yaptı. Halep'e Suriye ordusu kara operasyon harekatına geçti, kara operasyonuna geçti. Durum ne? Bakacağız. YPG Memliç'ten çıkıyor denilmişti ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ya söz geçirilemiyor YPG ya da geri dönmek istemiyorlar. Memliç'te hala PYD'liler, YPG'liler var açıklaması yaptı. Milli Güvenlik Kurulu da dünkü güvenlik zirvesinden sonra bugün toplanıyor. Dolayısıyla oradaki gelişmeleri, yansımalara da bakacağız. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Ankara'daydı. Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. O temaslara dair ayrıntılar var. Vereceğiz, aktaracağız. İmamlara CEO maaşı ortalama 50 bin liraymış. O paralar nasıl toplanıyor, nereden toplanıyor, kimlere gidiyor? İşte büyük bir çoğunluğu da zaten imamlara gidiyormuş. Herkes o bağışları rahat rahat harcıyormuş. Yeni gelen haberler arasında Fethullah terör örgütüyle operasyondan bahsediyoruz. Ona dair detaylardan bahsediyoruz. İşte seçim zamanında olacak. Seçim zamanında olmalı. Erken seçime gerek yok açıklamaları meclis başkanından geldi. Kahraman yaptı açıklamaları. 2019'da iki seçim olacak mı? Nasıl olacak? Bakacağız, göreceğiz. 800 yaşında bir ağaç kesildi ama hala meyve veriyor. Bu mucize nasıl gerçekleşiyor? Bakacağız. Shimon Peres hayatını kaybetti. 93 yaşında öldü. One Minute'le hatırlayacaksınız Shimon Peres'i. İsrail'in eski cumhurbaşkanıydı. 93 yaşında hayatını kaybetti. Geriye kalanlar neler? Sabahtan itibaren arkadaşlarımız aktarıyor. Konuşacağız. Ve 52 yıllık gözyaşı. Kolombiya'da FARC arasındaki o imza anlaşma, barış imzası atıldı ya. Merminden yapılan kurşun bir kalemle atıldı o imzalar ve o kalemin üzerinde de geçmişimiz mermiler ama geleceğimiz eğitim yazıyordu. İşte o mermiden yapılmış kurşun kalemle barış imzası atıldı ve 2500 kişi bembeyaz giyindi ve o imza törenine geldi. 52 yıl sonra varılan anlaşmanın detayları hala konuşuluyor. Hala gözyaşlarıyla o gün anılıyor, dün anılıyor. Başlıklar böyle, yorumlar gelecek. Günaydın Hande, günaydın Hakan. Günaydın. Üsküdar'daki günaydın. Kuru sıkı 250 silah bulundu, iş makineleriyle kazı yapıldı.
bana biraz garip geldi. Siz nereye bağlandınız, nasıl ilişkilendirildiniz, nasıl gördünüz, nasıl yorumladınız? Evet, bir soruşturma var devam eden. Doğrusu valilik de bu konuda bir açıklama yaptı. Ben herhangi bir yerle bağlantı kuramadım şu ana kadar. Bu soruşturmanın sonucunu beklemek lazım. Yani makul sıkı silahla ne yapılabilir? Yani bir netice elde etmeye yönelik bir silah değil bu. Dolayısıyla bu soruşturmanın sonucunu görmek lazım. Bir takım açıklamalar var, söylentiler var ama yani böyle spekülatif bir şey de söylemek istemiyorum burada. Bugün herhalde gün içinde çok daha somut elde edili, eli tutulur bir bilgi gelecektir diye düşünüyorum. Hande, senin yorumun ne? Aynı fikirdeyim yani hani kim ne için ne şekilde koymuş bilinmiyor. En güzeli herhalde soruşturmanın neticesini beklemek. Ama tabii insan şaşırıyor, okuyunca, duyunca, görünce. Biraz da geçmişe dönüyor değil mi? Tabii. Yani ilk daha evvel gördüğümüz evet. Tablolar hala yani nasıl, gerçek mi, kim yaptı, nasıl yapmıştı, sonradan mı konulmuştu, üzerinde tartışması hep devam eden şeyler. Dolayısıyla soruşturmayı beklemek lazım. Diyeceksin ki hani soruşturmayı bekleyince sonrasında başka bir şey de çıkabiliyor bir sonraki soruşturmada. Yani ama göreceğiz diyorsun. İstanbul'un sözün bazen bittiği yer oluyor ya bu onlardan. İstanbul'un göbeğinde yani bir oyuncak tabanca bile gömülmüş olsa bir yere. Yıllar önce biz bu saatte tam ben burada Poyrazköy davasının öncesinde toprağa gömülü silahların bulunduğu haberini arkadaşlarım buradan canlı yayında son dakika olarak aktarmıştı yıllar önce. Evet, daha hatırlıyorum. Beraberdik işte buradan dinledik. Ya evet, yine o son dakikayla başladık. İşte bilmiyoruz bunu, göreceğiz bakalım niteliğini, ortaya çıkacak ama yani İstanbul'da bir gömülü bir şey çıkmış olması bu şekilde çok enteresan tabii, çok ilginç. Tabii dört koldan mücadele var sınırda. Suriye'de savaş var. İçeride PKK-FETÖ operasyonları devam ediyor. Şehitlerimiz var. Süleyman Soylu dün Şırnak'taydı. 6 şehidimizin şehidimiz için yapılan cenaze törenine katıldı. Ardından Şırnak'ta incelemelerde bulundu. Kışmış yok, operasyonlar devam edecek dedi. Bu herhalde önümüzdeki dönemde net olarak anlatıyor, ifade ediyor bize PKK ile mücadele noktasında. PKK ile mücadele son, yani PKK'nın terör eylemlerine başladığı dönemden bu yana en sert yıllarını, en sert dönemini yaşıyor. Ve bunun nedenlerinden biri de tabii PKK ve onun uzantılarının uluslararası bir takım çevrelerde, bazı ülkelerde açık veya örtülü destekle karşılaşmış olması. Özellikle PYD ve YPG'yi kastediyorum. Yani sınır ötesinde PKK ile organik bağ olan yapının DEAŞ terörüyle mücadelede yoğun olarak kullanılması, kara gücü olarak kullanılması ve bunlara silah verilmesi nedeniyle başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere şimdi çok lojistik anlamda, mali anlamda bir ciddi destek buluyor sınırın diğer tarafındaki PKK yapılanması. O nedenle bu PKK'da her şeyden önce bir psikolojik üstünlük yarattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı gerçekleştirdiği operasyonda arkasında doğrudan yani net olmasa da bir yönüyle Amerika'nın ve Batı'nın olduğunu düşünerek hareket ediyor. Bu bir terör örgütü için bulunmaz altın bir fırsat. Bu fırsatı da çok daha etkili terör eylemleriyle, etkili terör eylemi ne demektir? Kan dökmektir, asker öldürmek, insan öldürmek, bunları yapıyor şu anda PKK. Ve kısa süre içinde de bu desteğin biteceğine dair bir işaret görmedik biz. Amerika'daki temaslara da baktığımda Amerika'nın bu konuda kafasının Türkiye'nin lehine olmadığını, karışık olduğunu, işte DEAŞ terörüyle mücadelede YPG'yi kullanmaya devam edeceklerini gördük. Böyle bir izlenim edindik. O nedenle bu kışın da PKK terörüyle mücadele bakımından Türkiye için zor geçeceğini, sorunlu geçeceğini ben de düşünüyorum. Bu kışa bir hazırlık yaparak, bir anlamda ön alarak, yani PKK'nın bu kış ayları boyunca gizleneceği, saklanacağı yerleri engellemek, durdurmak, oraları kullanılamaz hale getirmek ya da geçiş noktalarını engellemek. Mesela Hakkari ve çevresi Irak'tan, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçiş olarak, geçiş noktası olarak kullanılan bir bölgemiz. Kandil ve çevresinden gelerek oradan Türkiye'ye giriyorlar. Mühimmatlarını ve silahlarını sokuyorlar. Bunları engellemeye dönük bir operasyon. Bu kış süresince terörle mücadelenin çok daha sert geçeceğini, önceki yıllara göre gösterim. Operasyonların pek durmayacağını söylemek mümkün.
aynı fikirdesin herhalde. Hani de bu noktada ekleyeceklerin varsa önümüzdeki döneme ilişkin alayım. Evet, şimdi PKK'nın kış örgütlenmesine Türk Silahlı Kuvvetleri müsaade etmedi, etmeyecek. Bir defa bunu söylemek lazım. PKK diğer taraftan da Türkiye'ye sızma hareketlerini sürdürüyor. Bugün Serpil Çevikcan da Milliyet'te yazmış. Karayılan'ın da sınıra yakın bölgelerde bu işi organize ettiği biliniyordu. Güvenlik raporlarına yansımıştı. Dolayısıyla PKK bir yandan Türkiye'ye sızmaya çaba gösteriyor, devam ediyor. Diğer taraftan bir kış örgütlenmesine geçiyor ama bir süredir söylemiştik daha evvel. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'de bir konsept değişikliği yürütüyor. Yani PKK'yı beklemeden, kış örgütlenmesine zemin hazırlamadan beklemek yerine bir taarruz, saldırı diyebiliriz. Dolayısıyla evet, bu kış önümüzdeki aylarda da aynı şekilde bu terörle mücadelenin yoğun bir biçimde devam etmesi bekleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabii burada PKK'nın elindeki silahlar, ki devlet yetkilileri tarafından pek çok defa hemen her ortamda dile getiriliyor, hali hazırdaki silahlar dikkat çekiyor. Bu nedenle de zaten PKK-PYD aynı şey dedikleri için ve bu silahların akışkanlığı örgüt içindeki Türkiye'yi tabii ki terörle mücadelede etkiliyor. Dolayısıyla bu silah uyarısını çok sık dile getirme sebebi Türkiye'nin bir yandan da bu. Diğer taraftan için PYD boyutu var. Münbiç'le ilgili daha evvel söylemiştik. Çavuşoğlu da, Dışişleri Bakanı da 200 dedi. 150-200 civarında PYD'linin hali hazırda Münbiç'te olduğu biliniyor. Bunların çıkartılması için biz Amerika'dayken zaten temaslar yapılmıştı. Yani 150-200 fark etmiyor. Bu rakam da orada kalmayacak verdiğiniz söz çerçevesinde demişti Türkiye. Dolayısıyla bugün bakıyoruz, bir kere daha Çavuşoğlu'nun bu açıklamaları hem gazetelerde hem dünden beri televizyon ekranlarında, yani Amerika'nın verdiği sözün tutulması bekleniyor ve PYD'nin Münbiç'ten çıkarılması bekleniyor. Arap ve ÖSO kuvvetlerinin birlikte ortak bir yönetim Münbiç'te gerçekleştirebilmesi için de bir yandan müzakereler devam ediyor. İşin Münbiç boyutu bu ama Hakan'ın dediği gayet yerinde ve doğru. Evet, Amerika'nın PYD'ye verdiği silah desteği ve bunun devam edeceğini ifade etmesi de Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetlerini dile getirmesine rağmen Amerika ile Türkiye'nin farklı boyutlarda olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Diğer taraftan tabii DAEŞ konusu var. Buna baktığımızda da aslında en başından beri söylüyorduk, evet ÖSO öncülüğünde yapılıyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları içeride ve çok kolay da çıkacak gibi durmuyorlar. Bunu net bir biçimde söylemek lazım. 98 kilometre uzunluğunda hat, 45 kilometre derinliğinde bir alandan bahsediyoruz. Yani bu ne demek? Elbap hem PYD açısından Kürt koridoruna karşı hem de Elbap'tan DAEŞ'in temizlenmesi açısından çok önemli. Ama özellikle bu süpürme hareketiyle birlikte DAEŞ'in Elbap'ta çok iyi örgütlendiği, fazla örgütlendiği biliniyor. Dolayısıyla diğer operasyonlara çok benzemiyor. Yani önümüzdeki günlerde, önümüzdeki süreçlerde ÖSO burada tek başına bu miktarla belki yeterli olmayabilir. Belki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başka unsurlarının da içeriye girmesi gündeme gelebilir. Çünkü hani işte Elbap'a kadar gelinsin, sonrasında gidilmesin gibi bir durum yok. Güvenlik açısından onu söyleyebiliriz. Hem evet şu an sınır, hudut güvenliği sağlandı ama hem PYD ve Kürt koridoru açısından hem de DAEŞ'in oradan, Elbap'tan yaptığı tehdit sebebiyle Elbap'ın temizlenmesi bir ana hedef olarak orada duruyor. Ama mevcuda baktığınızda, oradan gelen haberlere de baktığınızda bir ileri, iki geri, işte ÖSO'nun aldığı köyü DAEŞ geri alıyor, DAEŞ'in aldığını ÖSO geri alıyor. Sanki bu haliyle biraz daha takviyeye ihtiyaç var gibi duruyor. Ankara'da da bu tip değerlendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte ben bu değerlendirmelerin daha net bir formata kavuşacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni unsurlarını içeride görebiliriz. Elbap operasyonuna yönelik olarak. Müsaade edersen tüm bunlar nedeniyle çok önemli. Daha evvel de dile getirmiştik. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde Fikret Bila yazmış. Şimdi bu DAEŞ operasyonları, yani Suriye operasyonları belli ki uzun süreli olacak. Öyle girildi ve hadi çıkılsın gibi kolay bir süreç olmayacak.
ve Elbap'ta DAEŞ çok ciddi örgütlenmiş durumda. Diğer taraftan da PKK ile mücadele yürütülüyor. Askeri doktorlar ve GATA yapısı, daha evvel de söylemiştik, pek çok kaynakla da konuşmuştuk. Bununla ilgili gerçekten Ankara'da bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Fikret Bilan'ın bugün Hürriyet gazetesindeki yazısı var. Özellikle askerler, askeri kanat, askeri doktorlar GATA'nın yeniden bir yapılandırılması gereği üzerinde duruyorlar. Çünkü birliklerde askeri doktorlar çok önemli. Gazilerin orada yaralananların tedavileri çok önemli ve çok ciddi uzmanlık gerektiriyor. Dolayısıyla sanıyorum Savunma Bakanı ve Sağlık Bakanı da Genelkurmay'la bu konuda temasta. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili de bir takım gelişmeler görebiliriz diye düşünüyorum Ebru. Şimdi aslında terörle topyekun mücadeleyi ve durumu özetledi Hande. Murat Karayılan işte bölgede Türkiye'ye sızma yapılmasına özel önem veriyor. Israrın nedeni buradan sızacak militanların kış üstlenmesinin hayati önemde bulunması. İşte gelen istihbaratlar Karayılan'ın Kandilli'le Avaşin-Basyan bölgesi üzerinde sıkça sınıra geldiğini, burada 3-5 dakika kalarak durum tespiti yaptığını gösteriyor. Kış üstlenmesi için Murat Karayılan devrede diyor. Serpil Çevikcan bugünkü yazısında kışmış yok, operasyonlar sürecek diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. IŞİD'le mücadelede Membiç'ten PYD'nin çıkması noktasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu direniyorlar ya da Amerika istemiyor ama bir durum var, çıkmıyorlar diyor. DAEŞ'ta insansız hava araçlarıyla saldırdı. 3 asker yaralandı. Türkiye'de milli bombayı ilk kez kullandı. Şimdi ben DAEŞ'e karşı. Kamuoyunun, bir de Elbaba iniş var tabii. Kamuoyunun bilmediği bir şey söylemek istiyorum bu terörle mücadele sürecinde. Lider kadrosuna yönelik operasyon yapmak, PKK'yı çökertmek açısından son derece önemli biliyorsun. PKK'nın lider kadrosundan çok önemli bazı isimlerin yerleri tespit ediliyor istihbarat tarafından Türkiye'de. Ve bu bildiriliyor terörle mücadeleyi gerçekleştirenlere Türkiye'de. Fakat bir de bakıyoruz ki o tam operasyonların, harekatların yapılacağı anda terör örgütü mensupları bunu bir şekilde haber alıyorlar veya bir bilgi ulaşıyor nereden onlara gidiyorsa ve o noktadan, tam yakalanacakları veya vurulacakları noktadan uzaklaşıyorlar. Böyle bir şey yaşandı. FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ birbirinden ayrı değil. Evet. Böyle bir şey yaşandı. Tezini. Bu birkaç kez yaşanan bir şey söylüyorum. Şimdi eğer bu olmasaydı, bu bilgiler terör örgütü mensuplarına bir kanalla ulaştırılmamış olsaydı şu anda ve yakın zamanda, çok uzun bir zaman öncesinden bahsetmiyorum. Bu terör örgütü mensuplarının, liderlerinin, elebaşı noktasındaki kişilerin önemli bir bölümünün etkisiz hale getirilmiş olduğunu görebilecektik. O nedenle Türkiye'nin terörle mücadelesini sekteye uğratan ya da Türkiye'nin terörle mücadele etmesinden bir rant elde eden içeride ve dışarıda çevreler var. Bunu artık görelim. Çünkü Türkiye'nin böyle bir kontrollü savaş ortamı içinde bulunması, düşük yoğunluklu diye daha önce tarif edilirdi, pek artık düşük yoğunluğu falan da kalmadı, yüksek yoğunluklu bir terörle mücadele içinde ve bu yer yer adeta bir savaş görüntüsünü andırıyor. Türkiye'ye karşı PKK inanılmaz miktarda bombayla, mühimmatla ve çok bugüne kadar kullanılmamış bir takım silah sistemleri kullanarak saldırıyor. Bu Türkiye'yi tabii çok zor durumda bırakmaya yönelik bir kalkışma, girişim. Yani 15 Temmuz sürecini de Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında çok dikkatli bir yere oturtmak lazım. Hande'nin değindiği bir nokta da bugün Fikret Bilan'ın yazısında işaret ettiği, askeri hastaneler sivilleşti ve bu noktada şikayetler oluşmaya başladı yazısı. Tekrar eski sisteme dönülmesi isteniyor anladığım kadarıyla. Bu şikayetleri dile getirmiş ve bu talebi yazmış bugün Fikret Bile yazısında. Bu şikayetlerin... Evet, yazıda dile getirdiği şeyler çok yerli yerinde. Gerçekten anlaşılabilir bir şey. Çünkü bu bir deneyim meselesi. Yani askeri hekimlik gerçekten bir şarapnel
Tabii askerlikten yaralanması, bir roketin, bir kurşun yarasının nasıl iyileştirilebileceği, ilk müdahalenin nasıl yapılabileceği, tabii ki diğer hekimlerin de genel hekimlik bilgisiyle cerrahların yaklaşabileceği bir konudur. Onlar bunu yapamazlar anlamını çıkarmamak lazım ama deneyim, yani hızlı iyileşme süreci, yaranın daha kolay, daha doğru bir operasyon yapılması için bu bir deneyim meselesi. Gerçekten bunu kabul etmek lazım. Peki böyle bir ihtimal var mı? Eski sisteme dönülebilir mi? Uzmanlık gerektiren, Ebru, uzmanlık gerektiren bir konu. Harp cerrahisi. Bunu söylemek lazım ve tabii ki bu bir yandan da tabii bunu söylemek, başarı diye söylemek üzücü bir şey ama askeri doktorların bu konuda yürütülen mücadele sebebiyle yıllardır ciddi bir Türkiye'de deneyimi var. Hem birliklerin arasında biliyorsunuz çalışıyorlar bunlar, hem de askeri hastanelerde müdahale edebiliyorlar. Diğer taraftan belki şunu söylemek lazım, GATA'nın en önemli birimlerinden biridir yanık merkezi. Bunu hani niye yanık merkezi? İşte tankın içinde hedef alınması durumunda karşılaşmaları da dahil olmak üzere ya da işte bomba ve benzerinde ciddi müdahaleler gerektiren, ciddi uzmanlık gerektiren bir konudan bahsediyoruz. Bu şikayetlerini bildiğim kadarıyla zaten önerilerini iletmişlerdi. Ama geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanı ve Sağlık Bakanı ile de Genelkurmay bir araya geldi. Askerlerin genel olarak talebi GATA'nın yeniden bu konuda yapılandırılması. Öyle bir ihtimal yani var mı? Şöyle bir durum var. Yani göreceğiz önümüzdeki süreçte, bunu dile getirdiler. Şöyle daha çok söyleniyor. Evet, içerideki Fethullahçılar temizlensin, temizlenmeli. Ama çözüm bunun sistemin kapatılması, durdurulması değil. Çünkü bir yandan ciddi terörle mücadele yürütülüyor hem içeride hem dışarıda. Dolayısıyla sistem çökerse ya da sistem kapatılırsa önümüzdeki süreçte daha başka zararları olacak. Anında müdahale ya da profesyonel, işte uzmanlık diyeyim, harp cerrahisinde uzman müdahalenin yerine işte evet tabii ki diğer doktorlara hayır yapamazlar demek değil ama harp cerrahisi ayrı bir durum. Dolayısıyla bu olmazsa daha çok endişe Ankara'da askeri kanatta şehit sayısının artabileceği endişesi. Dolayısıyla bu çerçevede bir sunum yapıyorlar diyelim. Belki önümüzdeki süreçte bir orta yol bulunabilir. Sınır güvenliği için de duvar örülüyor. Bugün de Hürriyet'in manşeti o. Zaten büyük bir kısmını Milli Savunma Bakanlığı ve valiler yapmıştı. Hani bir gelişme de hani sınır güvenliği açısından, tartışmalar açısından bu. Tekrar sınıra dönersek, Çin Seddi'nden sonra Amerika-Meksika duvarından sonra üçüncü duvar olacakmış. 5 ayda tamamlanacakmış. Bir de üzerine tel örgü örülecek. Dolayısıyla betonlar dökülüyor, oraya yerleştiriliyor. Sınır güvenliğini sağlayacak deniliyor. Keşke geçişleri o. Yani Ebru, bakın şunu söyleyelim. Keşke buna gerek kalmasaydı. Çünkü artık dünyada sınırların, bugün değil ama bugün tekrar sınırların örüldüğü bir döneme girildi maalesef dünyada. Avrupa'da bile tekrar kendi içlerinde sınırlar örmeye başladılar. Hatta fakir, yoksul Avrupa ülkeleri, zengin Avrupa ülkeleri gibi bir şey var. Adı konulmamış bir bölünme bile var Avrupa içinde. Keşke bunlara gerek kalmasaydı. Yani Avrupa Birliği'nin kuruluş gerekçesi de İşte Orta Doğu'da, Türkiye'de ne diyordu bir süre öncesine kadar? İşte Suriye ile Türkiye'nin neredeyse birleşmesinden, entegrasyonundan söz ediliyordu değil mi? Böyle günler de vardı, geride kaldığımız günlerde. Ama maalesef olmadı. Ve yasak bölge, güvenli bölge olmadı. Merkel hala diretiyor. Yani başka savaş, önlemler olmadı. Savaş çıktı Suriye'de, Irak'ta ve Irak'ta, Suriye'de savaş var. Ve bu... Ben bazen şunu görüyorum, yani izleyicilerimiz bilmiyorum fark ediyorlar mı? Gazete fotoğraflarında da görebilirler. Böyle bazen cenaze törenlerinde veya diğer Kuzey Irak'ta, Suriye'nin kuzeyindeki etkinliklerde işte Amerikan bayrakları, İngiliz bayrakları, o bölgedeki mesela PYD unsurlarında, YPG unsurlarında bunu görüyorum. Bunu biraz arkamızda işte bakın bu ülkeler de var, biz güçlüyüz demek için gösteriyorlar ama şunu unutmasınlar. Yani emperyalizmin bu coğrafyaya verdiği hala zararların kalıntılarıyla mücadele ediyor. Yani o yarım kalan haritaların çizilmesi süreci tekrar şu anda açılmış durumda. Bu oyunların piyonu haline getirmemeleri gerekir kendilerinin. Çünkü en çok bundan bu bölgenin halkları zarar görür. Türkler zarar görür, Araplar, Kürtler,
Türkmenler, bu bölgede yaşayan insanlar, mezhepleri, etnik kökenleri ne olursa olsun, evet, bu bölgenin insanları, bu bölgenin sorunlarını biz beraber çözmeliyiz, beraber halletme yoluna gitmeliyiz. Yani 10 bin kilometre öteden, 15 bin kilometre öteden gelecek olan insanların bu bölgeye ben barış, istikrar ve adalet getirebileceklerini pek düşünmüyorum. Öyle olsaydı Afganistan ve Irak herhalde bu halde olmazdı. Gelip işgal ettiler ve artık bu Amerika'da da kabul edildi, İngiltere'de de kabul ettiler. Yani aklı başında herkes bunu gördü. Bu işgal olmasaydı, işgaller olmasaydı eğer bu ülkeler bu hale gelmeyecekti. Evet. Bugünün bir diğer gelişmesi de o duvar örülüyor sınır güvenliği açısından. DAEŞ Suriye'de TSK'ya İHA'yla saldırıyor. İşte milli bombayla karşılık veriliyor. Durum bu. Bu şu ana kadar o terörle mücadeleyi dört koldan özetlemeye, fotoğrafı çekmeye çalıştık. İşte Gata'nın sivilleşmesi, sonrasında askerlerin bu hastaneler tekrar askeri hastane olsun taleplerini ve şikayetlerini aktardık. Bir de MİT'te FETÖ operasyonu var. Bugün öne çıkan başlıklardan biri. Fethullahçı terör örgütüyle ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle 141 MİT mensubu personeli açığa alınmıştı. Bir kısmının incelenmesi tamamlandı ve 87'si memuriyetten ihraç edildi. İhraç edilen personelden 52'si hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Kimse Yok Mu Derneği'nden de 121 kişiye gözaltı kararı var. İşte Adil Öksüz'ün MİT'le bağlantısı var mı yok mu? Bugün Abdülkadir Selvi yazmış. Araştırdık, böyle bir bağlantı yok ifadesini kullanmış. Adil Öksüz'ü kim koruyor? Hala soru olarak masada duruyor. O cephede de gelişmeler böyle. MİT'te 87 personel ihraç edildi. Devamı da gelebilir herhalde. Ebru, şöyle, önce o duvarla ilgili bir şey söyleyeyim. Daha evvel biliyorsunuz, bundan herhalde bir yıl evvel falandı. Bu sınır güvenliğiyle ilgili kapsamlı bir hazırlık yapılmıştı. Hem duvar, önünde çift şeritli gözetlemenin 24 saat halinde gidip geleceği bir yol, gözetleme kuleleri, havada bir zeplin ve devreye geçen uçaklar tamamlanması halinde, gezen uçaklar tamamlanması halinde bir bütün o tabloyu göreceğiz. Ve Milli Güvenlik Kurulu'nda da değerlendirilmişti geçtiğimiz dönemde. Bugün bir kere daha Milli Güvenlik Kurulu var. Saat 14'te toplanacak. Evet. Hem PKK, PYD, Suriye'deki gelişmeler, içerideki gelişmeler masaya yatırılacak. Bunu söyleyelim. Tabii dün de güvenlik zirvesi vardı. Oradan aktaracağın notlar varsa, gerçi sabah, yani deminden beri konuştuğumuz konular zaten içerik oluşturuyor ama ekstra bir notum, evet, varsa da alabilirim. İkili görüşme, güvenlik zirvesi bugün. Hayır, ana başlıklar. Ana başlıklar böyleydi. Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde tabii Türkiye bir yandan da ciddi bir diplomasi trafiği yürütüyor. Rusya, Amerika tüm bu konuları görüşüyor. İran bugün önemli, belki onu söylemek lazım. İran Dışişleri Bakanı çünkü Ankara'da saat 12'de de Başbakan'la görüşecek. Muhtemelen Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüşecektir. Gündemde yine tüm bu başlıklar olacak İran'la yapılacak görüşmelerde. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu toplantısının gündemi de yapılacak sonrasındaki değerlendirme ve açıklamada önemli. Gelelim MİT konusuna. Şimdi aslında bu ilk açığa alma ya da görevden alma değil. Daha evvel daha az bir sayıda bir rakamla ilgili soruşturma ve görevden alma gerçekleşmişti. Benim bildiğim kadarıyla 4 personeli, MİT'te çalışan 4 personel daha evvelden başlayan bir süreçte tutuklu diyebiliyorum. Bu yeni bir gelişme tabii. Bu 141 rakamı. 87'si memuriyetten çıkarıldı. Diğerleri hakkında hali hazırda soruşturma devam ediyor. Ayrıca da çok böyle cüzi rakam da, böyle 10-12 kişi de emekliliğini isteyip kendi ayrılanlar da oldu bu rakamların arasından. Genel olarak baktığınızda bu memuriyetten men edilenler açısından bakıldığında MİT içinde pasif görevde yer aldıkları ifade ediliyor. Bunu söyleyebilirim belki. Yani operasyonel birimlerde olmadıkları %90'ının, %90 gibi bir rakamının pasif görevlerde olduğu, geri kalanının da gene operasyonel birimlerde olmadığı, analiz, strateji gibi birimlerde görev aldıkları söyleniyor. Adil Öksüz konusunda evet, bugün Abdülkadir Selvi gayet detaylı yazmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da havaalanında görmüştük. Oradaki konuşmasını, sonrasındaki konuşmasını da yazmış. Ama
konuştuğumuz tüm yetkililer Selvi'nin ifade ettiği gibi Adil Öksüz'le Milli İstihbarat Teşkilatı'nın en ufak bir ilgisinin olmadığını söylüyorlar. Ama tabii bu böyle, ama bir yandan da işte Adil Öksüz'ü kim koruyor, nasıl bulunamıyor soruları da orada büyük sorular olarak duruyor, yanıtları da yok. Bugün öne çıkan bir gelişme ne biliyor musunuz? Hani PKK ile mücadeleyi sınırdaki durumu konuşuyoruz. Kolombiya'da imzalanan anlaşma, 52 yıl sonra gelen barış. O anlaşma, farkla yapılan anlaşma, mermiden yapılmış bir kurşun kalemle imzalanıyor. Geçmişimiz mermiydi ama geleceğimiz eğitim deniliyor ve kurşunların yerinin kalem olması gerektiği mesajı veriliyor. Bembeyazlar içinde 2500 kişi gözyaşlarıyla o anlaşmayı 52 yıl sonra imzalıyor. Evet, gelecek için, eğitim için, çocukların geleceği için bir noktada bunların hepsinin temizlenmesi gerekiyor, bitmesi gerekiyor. Umarım Türkiye'de de terör örgütleri, özellikle PKK terör örgütü, silah ve şiddet kullanarak bir netice elde edilemeyeceğini ve bir ülkenin bölünmesi ve parçalanması gibi çok tehlikeli, gerçekten bu bölgeyi ve Türkiye'yi yakacak, mahvedecek, insanları mutsuz edecek, darmadağın edecek, yani bir parçalanma ve bölünme şiddet yoluyla bunun gerçekleştirilmesi kabul edilemez ve bunun dünyada pek iyi işlemiş bir modeli de yok, örneği de yok. Umarım dünyadaki bütün terör mücadelesi yapan, şiddet kullanan örgütlere bu bir örnek olur. Çünkü çözüm ve barış, kardeşlik bu ülkenin insanları, değil mi? Mesela Türkiye'den eğer söz ediyorsak, biz bu ülkedeki bütün meseleleri konuşarak, evet, tartışarak, gerekirse en sert mücadeleleri vererek ama şiddete başvurmadan çözme iradesini ortaya koyabilmeliyiz. Bu dünyadaki diğer ülkelere örnek olması bakımından çok önemli bir örnek. Ve binlerce insan hayatını kaybetti bu ülkede de, onu da hatırlatalım hemen. Çok uzun, yani yarım asır devam eden bir mücadele bu. Adil Öksüz konusunda tabii dün gerçekleşen Adil Öksüz'ün bırakılması noktasında gelişmeler var. Serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez hakkında görevi ihmalden başlatılan soruşturma Fethullahçı terör örgütü soruşturması kapsamına alındı. Yine savcılığa ihbarlar var, suç duyuruları var, emniyet ve jandarma personeliyle ilgili. Bu noktada gelişmeler böyle. Sözde imamlara 50 bin lira maaşlar konuşuluyor. Ne kadar büyük rakamlar değil mi? Büyük maaşlar, 50 bin TL. İmamlar bir de. Yani, ama garip. O bildiğin imamlardan değil. Tabii, yani tabii, bu biliyorum. Biliyorsun adı imam ama imamlık dışında her türlü faaliyeti yapan insanlar. Gördüğümüz kadarıyla yani. 50 bin lira maaşlar, yönetimler, imamlar. Bu bir fotoğraf vardı. Gülen'le eski vekillerin çektirdiği bir fotoğraf. İsmail Kahraman seçimleri konuşurken FETÖ'nün siyasi uzantılarının ciddi bir incelemeyle üstüne gidilmesini de istedi. Bu noktada söyleyecekleriniz varsa alayım ve İngiltere Dışişleri Bakanı'na ve Shimon Peres'e geçeyim. Seçimleri anladığımız kadarıyla 2019'da. Yani İsmail Kahraman evet söyledi. Henüz bir siyasi, bunu hep söylüyoruz. Yani şöyle, bir darbe girişimi varsa bunun herhalde bir siyasi ayağı da vardır diye. Henüz bu konuyla ilgili bir gelişme görülmüş değil. Henüz bu konuya bakılmış da değil. Bir dönem hatta 15 Temmuz'un hemen sonrasında çok konuşulmuştu. Acaba böyle bir şey Allah korusun gerçekleşseydi kim ne rol alacaktı, yani kim başbakan olacaktı, kim cumhurbaşkanı olacaktı diye Ankara kulislerinde de çok fazla konuşuluyordu. Mücadelenin sürdüğünü biliyoruz ama siyasi ayağı geçirmiş değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte geçilecek mi geçilmeyecek mi göreceğiz. Ama eğer hukuk çerçevesinde mücadele edilecekse tabii ki A'dan Z'ye her şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle yarısını bakar yarısını bırakırsanız bunun bu mücadelenin tamamlanmamış olacağı da ortaya çıkacaktır. Bunu söylemek lazım. Bu noktada da izinli gittik açıklamaları bugün yansımış o fotoğrafa dair. Aynı zamanda eğitimsiz pilot, hani bir arka arkaya uçak kazalarını konuşuyorduk ya Hakan. Evet. FETÖ eğitimsiz pilotları deniyordu. Bugün Habertürk'ün manşeti. Çok çarpıcı bir manşet Habertürk'teki, yani kamuoyunun. Şeyi söyleyemedim, bilmiyorum. Evet, idrarını yani. İdrarını yapmış, onu yaparken yanlış yere evet, işte. Havada evet, yani insani bir ihtiyaç sonuçta bunu yapmaya
ihtiyacı var pilotların da. Evet. İdrarını yapmak durumunda olduğu bir anda o uygulamanın, bunun bir eğitimi veriliyor tabii ki. Yani havada, çünkü kokpiti lütfen gözümüzde bir canlandıralım. Ne kadar küçük bir alandan bahsediyoruz değil mi? Yani orada hareket edebilmek çok zor. Ancak çok sınırlı hareketleri belli bir açı içinde yapabilirsiniz. Yani yanlış bir hareket yaptığınız zaman gidip oradaki kumanda panelindeki mekanik veya elektronik bir parçaya çarparsınız. Bir dümen koluna vurursunuz ya da neyse uçak tipine göre değişir bu. Kazaya neden olursunuz sonuçta. Nitekim buna benzer bir şey yaşanmış. Mesela 2013'teki F-16 kazasında bel kemeri idrarını yaparken bel kemeri tokasını uçuş kumandasıyla sandalye arasına sıkıştırdı. İşte tam da onu anlatmaya çalışıyordum. Evet, yani hani yapmaması gereken bir hareketi bunun yapınca. Bunun da eğitim var diyorsun. İşte hep deneyim dedik ya, mesela Fikret Bilan'ın yazısını da bu nedenle yorumladık. Önemli bir yazı dedik. Deneyim. Yani havacılıkta tecrübe. Da askeri alanlar, bütün mesleklerde de, yani televizyonculukta da öyle değil mi? Ebru, sen kaç yıldır televizyon ekranındasın, program yapan bir insan. Kaç sene oldu senin CNN Türk'te? Değil mi? Yani deneyim diyoruz işte. Deneyim en zor... Çocukluğum değil ama gençliğim ilk zamanlarından beri buradayım. Tabiri caizse kısa pantolonluyken bu stüdyolara girip evet, şimdi kaç yıldır... Yani sen deneyimli bir yayıncısın mesela. Hande ile aynı yolları yürüdük. Beraber büyüdük. Evet. Hemen hemen aynı zamanlardayız. Yaşlandık. Yaş aldık. Yok, büyüdük anne. O kelimeyi kullanıyorum ben. Büyüdük. Evet. Yani deneyimden buralara gelmiştik. Deneyimden bize geldin ha. Bizim yaşımıza geldin Hakan'cığım. Yok, ben yaşınızla ilgili bir şey söylemiyorum. Tamamen deneyimden bahsediyorum ben. Bizim yaşımıza geldin. Gayet, ikiniz peki. De gayet iyi görünüyorsunuz ekranda. Neyse, deneyimsiz, tecrübesiz olduğu için pilotlar birçok kaza meydana geldi. 2013'teki F-16 kazası da böyle bir durumdan, tecrübesiz pilot idrarını yaparken gerçekleşti diye Habertürk'ün bugün manşetinde. Hani örnek bir takım iddialar o kadar fazla ki. Yani yeterince FETÖ'ye ilişkin o da bunlardan. Bu konuda eğitimi, bilgisi ve yetenekleri yeterli, fiziksel şartları yeterli olmayan birçok kişinin pilot olarak bu uçakların içine girdiğini biliyoruz. Ve bunun yarattığı zafiyetten söz ediyoruz. Bu iş, haberin özeti budur. Boris Johnson Ankara'daydı. Önce Gaziantep'e gitti, sonra Ankara'ya geldi. Başbakanla Anıtkabir'i ziyaret etti, Anıtkabir defterine yazdı. Başbakanla görüştü, Cumhurbaşkanı'yla 50 dakika Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Ve Erdoğan, Johnson'a Manchester Belediye Başkanı'nın Sultan Abdülaziz'e mektubunun replikasını hediye etti. Nerelisiniz diye soruldu Boris Johnson'a. O da cevap verdi. Nereli demişti? Notlarım da vardı. Çankırılı mısınız diye Türkçe. Ne demiş? Neyse, tamam, devam edin. Bence Kalfatlı. Evet, Kalfatlıyım. Evet. Kalfatlıyım diyor. Doğru. Türkçe olarak öyle söyledim. Şimdi ben Boris Johnson'ı biraz züccaciye dükkanına giren bir file benzetiyorum. Bunu fiziksel özelliklerinden ötürü söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bunu ölçüsüz davranışlarından saçlarından ötürü. Dolayı değil diyorsun. Saçları ve fiziksel özellikleriyle ilgili söylemiyorum bunu. Yani iri yarı bir insan olmasını kastetmiyorum. Özensiz ve paldır küldür bir siyasetçi olmasından ötürü söylüyorum. Ve diplomatik üslupların biraz dışında hareket etmesinden ötürü değişik söylüyorum. Değişik benzetmeleri var diyorsun. Yani Birleşik Krallık, İngiltere, Britanya diplomasinin kitabını yazıldığı ülkelerden biridir. Ve buna çok özen gösterirler. Diplomatik ustalığa adeta böyle bir dans etme zarafetiyle yapılır genellikle bunlar. Ve pek anlamazsınız. Yani altınızdan sandalye bile çektikleri zaman fark etmezsiniz bunu. Bu böyle değil. Yani bu kişi, bu zat biraz daha farklı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı... Biraz önce saydığın örneğe çok rastlıyoruz. Ona alışırız diyorsun. Hallederiz diyorsun. Evet. Bu kişi, bu zat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de hakaret içeren bir şiir yazmıştı biliyorsun. Çok enteresandı. Sonra Türkiye'ye geldi ve bu konu hiç yokmuş gibi hareket etti. Hatta Financial Times gazetesinin bir İngiliz... Ne çabuk değişti her şey. Bir İngiliz gazeteci sordu kendisine bunu. Size bunu soru soruldu mu Ankara'da dedi. Hayır dedi, o da sorulmadı. Hiç gündeme bile gelmedi. Siz bunu, bu konuyu hatırlatmasaydınız kimse de söylemeyecekti dedi. Yani şuna ben biraz üzüldüm. İngiltere maalesef Türkiye'ye karşıtı bir politikayla, bir söylemle Avrupa Birliği müzakere, daha doğrusu Brexit sürecini bunun üzerine oturttu. Bu çok Avrupa haksız. Birliği gelecek. Bu çok haksız bir şeydi.
Bu ayrıca Britanya'nın Londra'nın dış politikasıyla da çelişen bir şeydi. Çünkü Britanya Türkiye'yi destekledi Avrupa Birliği sürecinde. Bu çok çelişkili bir tutumdu. Üstelik Türkiye karşıtlığını çok köpürttü. Çok zaten Avrupa'da, İngiltere'de her yerde bir İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı var. Irkçılığa dönüştüren bir, yani siyasetçilerin söylemlerine çok dikkat etmeleri gerekir. Geçmişte bunu Sarkozy de yaptı. Evet. Başka siyasetçiler de yaptı. Bunun bedeli sonra çok ağır ödeniyor. Yani Türkiye'ye gelecek biz çıkalım diye Brexit'i destekleyen söylemleri o dönemde arttı İngiltere'de. Boris Johnson da onun önde gelen isimlerden biriydi diyorsun. Evet. Karikatürler, şiirler. Ama Türkiye'ye gelmiş olması her şeye rağmen, yani buna rağmen bir real politik, bir politika gerçeği olarak ben olumlu buldum. Kalkıp yani Avrupa'dan birçok bakan gelmezken bir Dışişleri Bakanı düzeyinde büyük bir ülkeyi temsilen gelmesi o söylemlerini de bir kenara bıraktığını gösteriyor. Yani onları popülist söylem olarak belki kabul etmek lazım. Böyle bir geçerliliği ve karşılığı olmayan söylemler gibi bakmak lazım. İngiltere ile... Bir yandan da kendisi de şaşırmış ama Hakan. Ya hiçbir şekilde detaylı konuşmalarımızla dile getirilmedi. Buna şaşırdığımı ifade etmeliyim. Bunu ilk dile getiren siz oldunuz. Evet. Yani beklemiş herhalde o şiir konusunun açılmasına gibi bir durum var gelmemesinden dolayı. Ama tabii hani kendiliğinden de özür dilememiş gibi görünüyor. Evet, yani herhalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bekledi. Yani siz ne yapıyordunuz ya, bu çok üzdü bizi, şaşırttı bizi demesini bekledi. O da hazırlanmış özür dilemeye. Ya da ne söyleyecekse özür mü dileyecekti artık, orada top mu çevirecekti, ne yapacaktıysa. Ama aslında şaşırmış. Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu dile getirmemesi de çok ilginç. Yani pek kale almadığını, ciddiye almadığını göstermiş oldu aslında Sayın Dışişleri Cumhurbaşkanı. Bakanlığı düzeyinde bari. Yani hayır, iç politika dengeleriyle sarf edilmiş popülist ve biraz saçma bir, yani zevzekçe bir hareket olduğunu, yani bir bakanın kalkıp bir ülke lideri işte hakkında. O zaten o dönem iç politikaya resmen bir alet edilmesi söz konusuydu yoğun bir biçimde. Evet. Ama Dışişleri Bakanı da İngiltere ile işbirliğini birçok noktada geliştirmek istiyoruz. Yatırımlar konusunda geliştirmek istiyoruz. Suriye ile bölgesel konularda aynı düşünüyoruz. PKK konusundaki politikasından da memnunuz İngiltere'nin ifadesini kullandı. Hayır, Türkiye-İngiltere ilişkileri gayet iyi durumda. Evet. Bunu bir de liderler, siyasetçiler, özellikle İngiliz siyasetçileri anlasa iyi olacak. İngiltere-Türkiye ticareti çok iyi seviyede. Hatta Türkiye'nin lehine olan aynen, az sayıda ülkeden en biri. En fazla ihracat yaptığımız çok, ülke Almanya'dan önüne çıkıp İngiltere ya, oldu. Daha çok ihracat yapıp daha az ithalat yapıyoruz İngiltere'den. Türkiye'ye gelen en çok, yanlış hatırlamıyorsam 3. sırada Almanya ve Rusya'dan sonra 3. sırada İngiltere var. Bu çok önemli bir şey. Bizim de en çok ihracat yaptığımız İngiltere. Ya bizim çok böyle etli tırnak gibi bağlı olduğumuz ülkelerden biri İngiltere. Dolayısıyla o noktada da dışarı gönül bakalım. İster ki daha iyi olsun. Ben olumlu olması için bunları söylüyorum. Yani bunlar yanlıştır diye ifade etmeye çalışıyorum söylemler için. PKK ile mücadele, bölgesel konularda aynı düşünüyoruz. Çankırılı mısınız diyen muhabire evet, Hande'nin söylediği gibi Kalfatlıyım diye cevap veriyor Boris Johnson. Bir de bu Boris Johnson'ın kim olduğunu bir cümle hatırlatalım mı? Milli mücadele sürecinde Atatürk'e özellikle çok karşı çıkan, direnç gösteren kişi bu zatın dedesi, büyük dedesi oluyor. Yani onu hatırlatalım. Evet. O yüzden Türkiye ile bir bağlantısı var yani. O yüzden Türkiye ile yakından ilgili. Evet. Hande, senin ekleyeceğin bir şey var mı? Şimon Peres'in ölümüne geçeyim mi? Yani yok, hayır. Genel olarak bütün başlıklar zaten İngiltere konusunda konuşuldu. Belki şunu söylemek lazım. Gülen'le ilgili olarak ifadeleri de gene dikkat çekiciydi. Hem Gülen İzim'le karşılaştık dedi. Hem de Birleşik Krallık'ta karşılaştığımız şeylerden, yeni şeylerden bir tanesi, ülkemizde yaratabileceği ve oluşturabileceği sonuçlarla ilgili olarak da ciddi davranmamız gerektiğini düşünüyorum dedi. Son dönemde biliyorsunuz özellikle diğer ülkelerdeki yapısıyla ilgili olarak da Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı'nın pek çok uyarıları var diğer ülkelere. Yani sizlerin de kendiliğinizden bu mücadeleye mutlaka katılmanız gerekir diye, bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok net bir şekilde ifade etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Belli ki İngiltere Dışişleri Bakanı'yla da örgütün yurt dışındaki yapılanması ile ilgili ayrıntılı konuşulmuş. Evet. Ki İngiltere Dışişleri Bakanı da bu sözleri basın toplantısında ifade etti. O açıdan da dikkat çekici diye düşünüyorum, değerlendirilmesi gerekir diye. Manchester Belediye Başkanı'nın mektubunun replikasını hediye etti ya Cumhurbaşkanı. Belki o mektupta mesajlar vardır, bilemezsiniz.
mektupla verilen bir mesaj vardır. Perez hayatını kaybetti 93 yaşında. Nasıl hatırlayacağız? One Minute'le hatırlayacağız. Türkiye öyle hatırlayacak ama 93 yıllık bir ömür, uzun bir siyaset geçmişi. Buyurun Hakan. Şimon Peres, İsrail siyasetinin, Orta Doğu'nun ve dünyanın çok ilginç, çok sıra dışı ve çok kuvvetli figürlerinden, kişilerinden biriydi. Dünyada olumlu olarak hatırlandığı, barışa katkı sağladığı dönemlerde, çok pozitif katkılarının olduğu dönemler de vardı. Böyle bir yönüyle de hatırlanıyor. Fakat çok ilginçtir, yine aynı Peres, çok sertlik yanlısı bir hükümete destek verdiği için de, birçok insanın ölümüne neden olan, politikalar güden bir hükümete destek verdiği için de İsrail için de eleştirildi, dünyada da eleştirildi. Böyle uzun bir yaşam dönemi olunca liderlerin belki eleştirilecek ve övülebilecek yönleri olabiliyor. Yani çok uzun bir yaşam diliminden bahsediyoruz. Sayın Erdoğan'la, o zaman başbakandı, tabii One Minute Perez'i de farklı bir yönüyle Türkiye'de ve dünyada bir yönüyle tanıtmış oldu. Sonra röportajlar yapıldı. Ama geçmişi unutmak lazım. Orayla bağınızı boşanmanız öyle gerekiyor yaptı. Geçmişle. Kalbinizi temizlemeniz lazım. CNN Türk'te yayınlandı röportajı, değil mi? Hatırlatalım izleyicilerimiz. Belki CNN Türk sonra verebilir o röportajı tekrarını diye düşünüyorum. Hürriyet'te de bir röportajı yayınlanmıştı. Şöyle bir şey var. Bir cümle söyleyeyim. İsrail'in varlığının tehlikeye... Şimdi Filistinliler güçlendiği zaman herhangi bir nedenle İsrail'de şöyle bir refleks ortaya çıkıyor. Demek ki Filistinliler güçleniyorsa, eyvah, İsrail'in varlığı tehlikeye mi giriyor acaba gibi bir kaygı ortaya çıkıyor. Bu bölgenin şartlarından, İsrail iç politika dengelerinden de olan bir şey. Bu böyle gitgeller çok oldu ve oluyor İsrail'de. Bu da yanlış. Şimon Peres de bunları çok hisseden ve hissettiren bir insandı. Anladım. Süremiz bitti diyor yönetmenimiz Hande'cim ama son bir cümleyle seninle araya gideyim. Yani benim de evet, hem bütün Hakan'ın anlattıklarına ek olarak sen de söyledin. One Minute görüntüleri de tabii unutulacak görüntüler değil ve sonrasında yaşananlar da, onu da söyleyip öyle bitirelim istersen. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kısa bir ara. Bugün en dikkat çeken haberlerden biri bu. 800 yaşında mucize ağaç, biliyor musun? Kesilmiş, odun olması için satılmış, Toroslar Belediyesi sahip çıkmış. Her şey yapılmış ağaca, ellerinden ne geliyorsa yapmışlar öldürmek için. Ağaç yine de meyve veriyor. 800 yaşında zeytin ağacı. Bakar mısınız tek başına orada? Olağanüstü. Yani doğadan acaba ne zaman doğru dersleri insanoğlu ne yaparsanız yapın o size hala hizmet etmeye devam ediyor. Çok etkileyici bir ağaç. Aynen, bu görüntülerle. Zaten mesajı ağaç kendi veriyor. Bitirelim, tamamlayalım. Yarın 9'da görüşebilmek umuduyla.